Arkadaşlar merhaba. Ben Cihan Ergünel. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir önceki dersimizde sizinle sebzeleri öğrendik. Bugün de neyi öğreniyoruz? Meyveleri öğreniyoruz. Meyveler neler? Bunları öğreneceğiz ve dersimizin ikinci bölümünde de dikte çalışmamıza devam edeceğiz sizinle. Şimdi arkadaşlar, bakın burada bir köy görseli var. Hiç köye gittiniz mi? Köyde hiç sebzeleri, meyveleri gördünüz mü veya topladınız mı? Bakın burada bir dede ve torunu var. Aralarında bununla alakalı bir konuşma geçiyor. Bakalım neler diyorlar. Dede diyor ki, günaydın Gözde, köye hoş geldin. Bugün seninle sebze bahçesini gezelim mi? diyor. O da cevap veriyor Gözde'de. Günaydın dede, çok sevinirim. Bana Meyveleri tanıtır mısın? Bakın dedesi sebze bahçesini gezelim mi diye soruyor. Gözde de diyor ki, "Meyveleri de tanıtır mısın bana?" diyor. Dedesi diyor ki, "Tabii ki kızım. Gel bahçeye gidelim." Bakın, burası bir köy. Dedesinin tarlası var ve Gözde dedesine bazı sorular soruyor. "Dedesi sebzeleri biliyor musun?" diyor. Gözde de diyor ki, "Meyveleri de tanıtır mısın bana?" diyor. O da diyor ki, "Tabii ki kızım gel bahçeye gidelim. Haydi gidelim dede diyor. Şimdi bahçedeler arkadaşlar. Bakın ağaçlar var. Ağaçlarda meyve var. Ama bu ne? Bunların hepsini beraber öğreneceğiz şimdi. Bak kızım bunlar elma ağacı. Dede tüm meyveler ağaçta mı yetişiyor? Bakın dedesi ağaçtaki meyvenin adını söylüyor. Diyor ki bak kızım bunlar elma ağacı. Etrafta çok fazla ağaç var ve bunların üzerinde de elmalar var. Gözde bir soru soruyor. Dede tüm meyveler ağaçta mı yetişiyor diye soruyor. Dedesi cevap veriyor. Hayır bazı meyveler ağaçta bazı meyveler yerde yani toprakta yerde yetişiyor diyor. Bazı meyveler ağaçta bazıları ise yerde yani toprakta yetişiyor arkadaşlar. Gözde diyor ki: "Dede, hangi meyveler ağaçta yetişiyor?" Bakın dedesine bir soru soruyor. Diyor ki: "Dede, hangi meyveler ağaçta yetişiyor?" Dedesi de cevaplıyor bunu. Kiraz, elma, armut, şeftali, erik, ayva, mandalina ve portakal ağaçta yetişiyor diyor. Bakın. Dedesiyle Gözde şu an nerede? Bahçede ve elma ağaçları var yanlarında. Gözde soruyor. Diyor ki: "Ağaçta yetişen meyveler hangileri?" diye soruyor. Dedesi de cevap veriyor. Kiraz, elma, armut, şeftali, erik, ayva, mandalina ve portakal ağaçta, ağacın üzerinde, ağacın dallarında yetişiyor diyor. Gözde bir soru daha soruyor arkadaşlar. Diyor ki: "Dede, hangi meyveler yerde, toprakta, yerde yetişiyor?" diye soruyor. Dedesi de cevap veriyor. Karpuz, kavun ve çilek yerde yetişiyor diyor. Karpuz, kavun ve çilek de yerde, toprakta yetişiyor. Gözde diyor ki: "Dede, bu mevsimde çilek Yetişiyor mu? Ben çilek yemek istiyorum diyor. Bu mevsimde, şu an oldukları mevsimde çilek yetişiyor mu? Ben çilek yemek istiyorum diyor. Dedesi diyor ki arkadaşlar, meyveler farklı mevsimlerde yetişiyor. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar birbirinden farklı mevsimlerde yetişiyor diyor. Elma ve portakal bakın bunlar ne ağacı? elma ağacı, elma ve portakal kış meyvesi. Çilek yaz meyvesi. Gözde çilek yemek istiyor. Çilek yaz meyvesi. Hangi mevsimdeler? Elma ve portakal kış meyvesi dedi. Ağaçta elmalar var. O zaman biz kış mevsimindeyiz diyor dedesi. Bu mevsimde çilek yetişmez kızım diyor. Bakın Gözde ve dedesi arasında bir diyalog var. Gözde diyor ki ben çilek yemek istiyorum. Bu mevsimde çilek var mı diye soruyor dedesine. Dedesi de diyor ki her meyve farklı mevsimde yetişiyor. Elma ve portakal kış meyvesi. Bakın elma ağaçları var. Çilek yaz meyvesi. Biz kış mevsimindeyiz. Bu mevsimde çilek yetişmez kızım diyor. Anladım dedeciğim. Kış mevsiminde hangi meyveler var? Dedesine dedi. Biz şu an kış mevsimindeyiz dedi. Elma ağaçları var dedi. Elma yetişiyor dedi. Gözde de soruyor. Dedeciğim kış mevsiminde hangi meyveler var? Yani şu anki mevsimde hangi meyveler var diyor. Dedesi diyor ki kış mevsiminde elma, elma ağaçlarının yanındalar zaten. Portakal, mandalina, nar ve ayva var. Kış mevsiminde elma, portakal, mandalina, nar ve ayva var. Haydi gel seninle elma toplayalım diyor. Gözde cevap veriyor. Tamam dedeciğim meyveleri toplayalım. Onları eve götürelim. Sen de bana yaz meyvelerini ve kış meyvelerini anlat diyor. Bakın kış meyvelerini konuşuyorlar. Yaz meyvelerini de merak ediyor Gözde. Şimdi arkadaşlar Gözde ve dedesinin diyaloğunu bitirdik. Ama ben size meyveleri tanıtacağım ve bununla alakalı sorular soracağım. Bakın. Geldi. Bir meyvemiz geldi. Bu ne? Bazı sorularım var burada size. Bunlar neler? Bu ne? Hangi renk? Nerede yetişiyor? Hangi mevsimde yetişiyor? Sorularımız bunlar. Bu ne? Adını söyleyeceğiz. Hangi renk? Rengini söyleyeceğiz. Nerede yetişiyor ve hangi mevsimde? Gözde ve dedesi konuşurken bir yerde yetişiyor, toprakta bir de ağaçların dallarında yetişiyor demiştik. Bir de hangi mevsimde yetişiyor sorun var arkadaşlar. Kış meyvesi mi yoksa yaz meyvesi mi? Bunlara bakacağız. Şimdi bu ne diye soruyorum. Bu erik. Hangi renk? Erik hangi renk arkadaşlar? Mor. Mor renk. Nerede yetişiyor? Ağaçta. Erik nerede yetişiyormuş? Ağaçta yetişiyor. Hangi mevsimde yetişiyor diye bir soru var. Erik bir yaz meyvesi. Yaz mevsiminde yetişiyor. Devam edelim. Bu ne arkadaşlar? Bu bir kayısı. Bakın bu kayısı. Peki hangi renk? Renkleri öğrendik sizinle değil mi? Hangi renk? Sarı, turuncu. İki renkte olabiliyor. Sarı, turuncu. Nerede yetişiyor? Ağaçta, ağaçların dallarında yetişiyor. Hangi mevsimde yetişiyor? Kayısı bir yaz meyvesi. Yaz mevsiminde yetişiyor. Devam ediyorum. Bakın bu bir beraber söyleyelim birazdan adını. Bu bir çilek. Peki arkadaşlar, çilek hangi renk? Çilek kırmızı. Nerede yetişiyor? Ağaçta mı? Toprakta mı? Yerde mi? Çilek toprakta yetişiyor. Peki çilek hangi mevsimde yetişiyor? çilek bahar mevsiminde yetişiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu ne arkadaşlar? Bakın dışı kahverengi, içi ise yeşil. Bu ne? Bu bir kivi. Kivi hangi renk arkadaşlar? Dışı kahverengi, içi yeşil, tatlı. Peki nerede yetişiyor? Kivi ağaçta yetişiyor. Hangi mevsimde yetişiyor? Kış mevsiminde. Kivi bir kış meyvesi. Devam edelim. Bu ne? Bir sorun var. Kiraz mı yoksa vişne mi? Sorun bu. Bu vişne. İkisini karıştırmayalım tamam mı arkadaşlar? Bu vişne. Peki vişne hangi renk? Vişne kırmızı. Nerede yetişiyor vişne? Ağaçta. Ağaçların dallarında yetişiyor. Hangi mevsimde yetişiyor? Yaz mevsiminde. Vişne bir yaz meyvesi. Bakın arkadaşlar farklı renkte iki tane meyvemiz geldi. Ama ikisi aynı meyve. Farklı renkler olabiliyor. Bu ne arkadaşlar? Bu bir elma. Bakın hangi renk oluyor? Yeşil ve kırmızı. Nerede yetişiyor? Elma başka renk de olabilir bu arada. Hangi renk olabilir? Yeşil, kırmızı ve sarı renkli elmalarımız da var. Nerede yetişiyor arkadaşlar? ağaçta yetişiyor. Hangi mevsimde? Kış. Elma, sarı, yeşil ve kırmızı olabilir. Hangi mevsimde yetişir? Kış mevsiminde. Nerede? Ağaçta mı yoksa yerde, toprakta mı yetişiyor? Ağaçta. Gözde ve dedesi elma toplamıştı. Hatırlayın. Devam edelim. Bakın başka bir meyvemiz daha geldi. Bu ne arkadaşlar? Bu armut. Armut. Hangi renk? Yine farklı iki renk olabiliyor. Yeşil veya sarı. Nerede yetişiyor? Ağaçta, ağaçların dallarında yetişiyor. Hangi mevsimde? Kış. Armut sarı veya yeşil olabiliyor. Nerede yetişiyor? Ağaçta ve kış mevsiminde. Bu ne arkadaşlar? Hangi renk? Nerede yetişiyor ve hangi mevsimde yetişiyor? Bu portakal. Portakal hangi renk? Turuncu. Nerede yetişiyor? Ağaçta yetişiyor. Hangi mevsimde? Kış mevsiminde. Portakal turuncu, ağaçta yetişiyor ve kış meyvesi. Bu bir kış meyvesi. Bakın, bu ne arkadaşlar? Bu şeftali. Nerede yetişiyor? Ağaçta yetişiyor ve bir yaz meyvesi. Hangi renk? Sarı, turuncu, kırmızı, değil mi? Farklı farklı renkleri var üzerinde ve içinde de çekirdeği var. Şeftali ağaçta yetişiyor ve yaz meyvesi. Bu muz. Muz hangi renk? Sarı. Nerede yetişiyor? Ağaçta yetişiyor ve kış meyvesi. Arkadaşlar bakın bu ne? Dışı yeşil, içi ise kırmızı. Adı karpuz toprakta, yerde yetişiyor ve yaz meyvesi. Bakın, karpuz toprakta yetişiyor ve yaz meyvesi. Dışı yeşil, içi ise kırmızı. Arkadaşlar bu ne? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Dışı kırmızı, içinde ise kırmızı küçük taneleri var. Bu nar. Rengi kırmızı ve bu bir kış meyvesi. Devam edelim. Bu mandalina. Bakın portakalla karıştırmayın. Birbirlerine benziyorlar. Bu mandalina ama portakal gibi rengi turuncu. Bu bir kış meyvesi. Bakın üzüm geldi arkadaşlar. Üzüm hangi renk? Farklı farklı renkleri var. Bu üzüm yeşil, mor veya sarı olabilir. Yeşil, mor veya sarı. Hangi mevsimde yetişiyor? Yaz mevsiminde bu bir yaz meyvesi. Bakın bu ne? Bu da incir. İncir de yeşil, mor ve sarı renkli olabilir. İncir ve bu bir yaz meyvesi. Bakın arkadaşlar, meyveleri konuştuk, adını öğrendik, renklerini konuştuk sizinle. Hangi mevsimde yetişiyor diye soru sorduk ve cevapladık ve ağaçta mı, yerde mi? Nerede yetişiyor? yetişiyor? Bunu da beraber öğrendik. Şimdi burada bir sınıf var. Etkinliğimizin adı bil bakalım. Öğretmen öğrencilere sorular soruyor. Bakalım neler soruyor? Neler diyor? Çocuklar haydi bir oyun oynayalım diyor. Bir oyun oynayacaklar. Bir arkadaşımız soruyor. Nasıl bir oyun öğretmenim? Nasıl bir oyun oynayacağız diye soruyor. Öğretmen anlatıyor. Kartlarda, öğretmenin elindeki kartlarda kelimeler var. Ben kelimeleri size anlatıyorum. Siz de tahmin ediyorsunuz. Anlaştık mı diyor. Öğretmenin elinde bazı kartlar var. Bu kartlarda bazı kelimeler var. Öğretmen bazı resimler var. Bunların ne olduğunu anlatıyor. Öğrenciler de tahmin edip cevap veriyorlar. Bakalım. Haydi başlayalım. Öğretmen başlıyor anlatmaya. Bu meyvenin dışı yeşil, içi kırmızı, siyah çekirdekleri var. Bakın. Öğretmen soruyor. Diyor ki bu meyvenin iç dışı yeşil, içi kırmızı ve siyah çekirdekleri var diyor. Tahmin edebildiniz mi? Ne olabilir? Bir düşünün. Ne dedi öğretmen? Dışı yeşil, içi kırmızı ve siyah çekirdekleri var dedi. Küçük çekirdekleri var dedi. Bu ne olabilir arkadaşlar? Birisi cevap veriyor. Öğretmenim ben karpuz diyorum. Doğru mu? diye soruyor. Bakın bir tahminde bulunuyor. Öğretmenim ben karpuz diyorum. Dışı yeşil, içi kırmızı ve küçük siyah çekirdekleri var. Doğru mu diye soruyor. Öğretmen diyor ki: "Doğru mu? Haydi bakalım." Şimdi kartı tahtaya yansıtıyor ve bakın dışı yeşil, içi kırmızı ve siyah çekirdekleri var. Evet, bu meyve karpuz. Doğru cevap. Başka bir tane anlatıyor. Bu meyve kırmızı renkli ve küçük küçük taneleri var. Bu bir kış meyvesi diyor. Sizinle biz yaz ve kış meyvelerini konuştuk değil mi? Az önce öğrendik. Şimdi öğretmen soruyor. Kırmızı renkli, küçük taneleri var ve bir kış meyvesi. Bir tahmin geldi. Öğretmenim bu meyve nar mı? Nara biz ne demiştik arkadaşlar? Dışı kırmızı, içi de kırmızı. Bakın kırmızı renkli diyor ve küçük küçük taneleri var diyor. Cevabımız nar mı? Bakalım. Cevabımız nar. Öğretmen diyor ki: "Evet, doğru. Cevabımız nar." Devam ediyoruz. Ağaçta yetişiyor. Bakın, yine özelliklerini veriyor. Bir bilmece gibi soruyor aslında. Ağaçta yetişiyor, dışı kahverengi ve içi yeşil. Tadı ekşi. Bu bir kış meyvesi. Ağaçta yetişiyormuş ağacın dallarında dışı kahverengi, içi yeşil, tadı ekşi ve bir kış meyvesi. Bu ne olabilir arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Ağaçta yetişecek, dışı kahverengi, içi ise yeşil, tadı ekşi ve bir kış meyvesi. Birisi diyor ki ben biliyorum. Bu kivi diyor ve cevaba bakalım şimdi beraber. Bakalım doğru mu o? Bu ne arkadaşlar? Evet, bu bir Kivi cevabımız doğru. Sınıf etkinliğimizi bitirdik. Şimdi hangi meyve resimlerimiz var arkadaşlar? Eşleştireceğiz beraber ama meyvelerin adları var. Meyve resmi geldiğinde onu doğru olan yere götüreceğiz beraber. Meyvelerimiz nelermiş? Bakalım. Nar, incir, armut, portakal, kivi, muz, çilek, vişne, erik, şeftali, üzüm, kayısı. Evet ilk olarak bu geldi arkadaşlar. Bu ne? Vişne değil mi? Vişne nerede? Bakıyorum. Vişneyi yerine götürdüm. Vişne. İkincisi gelsin. Evet. Armut. Bu ne arkadaşlar? Armut. Üçüncü resimdeki ne? Bakın az önce sormuştu öğretmen değil mi? Bu ne? Hangi renkler olabilir? Sarı, yeşil ve mor olabilir. Adı ne? İncir. Bakın incir yerine gitti. Bir diğeri geldi arkadaşlar. Bu ne? Hangi renk bu? Dışı turuncu, içi de turuncu. Adı ne? Portakal. Bakın portakal. Devam ediyoruz. Bu ne arkadaşlar? Nar mı? Hayır biz az önce ne demiştik? Narın dışı da kırmızı, içi de kırmızı demiştik. Evet bunun dışı içi kırmızı mı? Hayır. Şeftali mi? Hayır. Çilek mi? Çilek hangi renk? Kırmızı değil. Bu ne? Bu kayısı. Kayısı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu ne? Kayısıyla benziyor değil mi? Ama başka bir meyve. Ne bu? Bu şeftali. Şeftali. Arkadaşlar bakın hangi renk yeni gelen meyvemiz? Hangi renk? Mor değil mi? Kivi mi peki bu? Muz mu? Muz hangi renk? Evet, muz sarı. O zaman muz değil. Kivi de değil. Çilek hangi renk? Kırmızı. Çilek değil o zaman. Bu erik. Erik mor bir erik. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Bununla ilgili size bazı bilgiler vereyim. Bakın taneleri var. Yeşil olabilir, sarı olabilir, mor olabilir. Bu ne ama adı ne? Muz mu? Hayır, bu üzüm üzüm Bunu konuştuk. Öğretmen de sınıfta anlattı. Kırmızı dedik. İçi de kırmızı ve küçük taneleri var dedik. Bu bir nar. Bakın, etkinliğimizin başından beri örnek olarak verdim, söyledim. Kırmızı renkli bu ne? Bu bir çilek. Çilek. Bakın, bunu da az önce konuştuk sizinle. Sarı renkli adı ne? Muz muz. Ve son olarak da dışı kahverengi, içi yeşil dedik. Adı ne arkadaşlar? Kivi. Bakın meyvelerimizi isimleriyle beraber yerlerine yerleştirmiş olduk. Arkadaşlar meyveleri konuştuk. Şimdi dersimizin ikinci bölümünde dikte çalışması yapacağız sizlerle beraber. Bakın hecelerim var burada. Bunları buraya çekiyorum ve adlarını söylüyorum. Siz de lütfen defterinizi açın, kaleminizi elinize alın ve ben söylerken siz de duyduklarınızı yazın arkadaşlar. Veya burada hecelere bakıp da yazabilirsiniz. Söylüyorum. Kar, puz. Kelimemiz ne? Kar, puz. Karpuz. Bakın dışı yeşil, içi kırmızı ve küçük siyah taneleri var. Bu meyvenin adı karpuz. Devam edelim. Çilek. Çilek. Bir önceki etkinliğimizde konuştuk. Çilek hangi renkti? Kırmızı renkliydi. Çilek. Bakın resmimiz geldi. Çilek. Devam edelim. Por. Ta. Kal. Portakal. Por. Ta. Kal. Portakal. Turuncu renkli. Portakal. Devam ediyorum. Şef. Ta. Li. Şeftali. Bakın kelimemiz, meyvemiz şeftali. K, y, s. K, y, s. Kelimemiz, meyvemiz kayısı. K, y, s. Kayısı. Hecelerimizi yazdık. Kelimelerimizi, meyvelerimizi oluşturduk. Şimdi ben okuyorum. Lütfen dikkatlice dinleyin ve takip edin. Mevsim, meyve. Bakın mevsim ve meyveler var. Okuyorum. Serkan hangi mevsim arkadaşlar? Yaz mevsimi ni çok seviyor. Serkan yaz mevsimini çok seviyor. Çünkü bu mevsimde iki tane meyve yetişiyor. Yaz mevsiminde. Bu ne arkadaşlar? Çilek ve şeftali yetişiyor. Serkan yaz mevsimini çok seviyor. Çünkü bu mevsimde çilek ve şeftali yetişiyor. Bir diğer okuma etkinliğimizdeyiz. Bakın yine bir mevsim ve meyveler var. Eda hangi mevsimi kış mevsimini çok seviyor. Eda kış mevsimini çok seviyor. Bu mevsimde ne yetişiyor arkadaşlar? Bunun adı ne? Bu mevsimde portakal ve evet muz. Bu mevsimde portakal ve muz yetişiyor. Eda kış mevsimini çok seviyor. Kış mevsiminde portakal ve muz yetişiyor. Arkadaşlar, bugün sizlerle meyveleri öğrendik. Evinizde hangi meyveler var veya en çok hangi meyveyi yemeyi seviyorsunuz? Bunları düşünün ve cevaplarını sizde verin benimle beraber. Alfabe kısmında dikte çalışmaları yaptık. Meyvelerimizin adlarını Tekrar ettik ve yazdık sizlerle beraber ve en sonunda okuma etkinliğimizle dersimizi bitirdik. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.